Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Can, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireyleri ve ailelerini gemide ağırladı. Üsküdar vapur iskelesinden kalkan yolcu vapuru, boğaza açılarak yaklaşık 4 saat boyunca engelli bireyler ve ailelerine keyifli anlar yaşattı. Balık ekmek ikramının gerçekleştiği etkinliğe, Çankırılı TRT sanatçısı Zehra Ganioğlu şarkılarıyla renk kattı. ...1500 kişinin katıldığı programa Çankırı ve İstanbul'da bulunan Engelli Derneği temsilcileri de katıldı. Ne yazık ki arkadaşlar, daha yeni yeni engelli tuvaletleri, engellilerin arabalarıyla ulaşabileceği yerler yapılıyor. Ve ben Zafer Partisi iktidarında bunun sözünü genel başkanından aldım arkadaşlar. Çok büyük bir problem var. Bu anneler, babalar, çocuklarına bakan bunlar, Allah daha gecinden versin ama çocuklarını kaybettiklerinde 50-60 yaşlarına geldiğinde ne sigortaları var ne de evden ayrılamamış bu insanlar. Dolayısıyla bunların sigortalarını çalıştıkları sürece yaptıracağımıza söz veriyorum. Bu bir. İki. Şimdi anne ve babalar çocuklarına, tabii ki çocuklar olduğu için çok iyi bakıyorlar. Ben bunun zaten devletin görevi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Devlet bakması lazım. Bu yükümüzü aldıkları için onlara ayrıca teşekkür ediyoruz ve diyoruz ki bunların da ayda en azından 4 gün izin hakları var. Gelecekler devletin bakım evlerinde gençlerimize, çocuklarımıza, engellilerimize teslim edecekler. Biz onlara izin vereceğiz. İzin vereceğiz onlara ve bir gün gelmeyecekler. Bu engelli evlerini de kuracağımıza söz veriyoruz. Bugün geldiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bir sürü dernek var burada. Engelliler Derneği, Aleviler Derneği bile var. Romanlar Derneği de var. Evet, Çankırı'dan var Aleviler Derneği. Hepinize tekrar hoş geldin diyorum. Hepinize Sayın Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın selamlarımı iletiyorum. Bu tür haftalar toplumda farkındalığın artırılması için çok önemli. Engellilerin sorunları var. Eğitim gibi, ulaşım gibi daha nice sorunları var. Umarım siyasetçiler bundan sonra 12 ay bu konulara her türlü haftalar eğilimler, sağlık, engelliler gibi. Biz Zafer Partisi olarak Mustafa Başkanım'ın dediği gibi bir sözle ben vereyim, 12 ay engelliler haftası gibi farkındalığı devam edeceğiz diyorum. Teşekkür ederim. Kısaca Sayın Mustafa Can Kaptan, değerli abim, benim yıllardır Çankırılar Vakfı'nda olsun, sivil toplum kuruluşunda olsun, her daim gençliğe, engelliye, burs konularında, iş konularında, projelere her daim bir abi gibi, bir baba gibi yanımda bulunduğu için, bundan sonra da bulunduğu konumda da her fazlasını yapacağına inancım tamdır Sayın Başkanım. Şimdi otizmli çocukların, çocuklarımızın atla tedavisi diye bir şey var. Tedaviden öte bugün bir masal okulu diye bir okul var Şile'de. Oraya at götürüp bütün engelli çocuklarımıza ata dokundurduk ve ata bindirdik. Çok keyifli anlar yaşadık. Şimdi ben buradan bir söz veriyorum. Otobüste bana ait olmak üzere otizmli çocuklarımızı hafta içi, çarşamba, perşembe sizin söyleyeceğiniz bir gün Ava'daki otelimde hayvanlarımızla birlikte bir gün ağırlamak isterim efendim. Bravo başkan! Ben de bir engelli annesi olarak 17 senedir bu programların, bu etkinliklerin içindeyim. Ama bugün kendi engellerimi getiremedim. Çünkü her engellinin kendine göre bir sıkıntısı, bir şeyi var. Fakat benim engellilerim hem bedensel yatalak hem zihinsel olduğu için bugün buraya getiremedim. Onlardan özür diliyorum. Ve yönetimimdeki arkadaşlarımı, grubumdaki engellerimizle buradayım. Her zaman Çankırı'nın yanındayım. Her ne kadar babam Sivaslı olsa da ben Çankırı'yım. Ben Çankırı'yım. Çankırı'yı hiç
çok seviyorum. 78 yaşındayım. Her zaman, her yerde kim ne isterse yanımdayım. Yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Bizden başka düşünen olmaz. Biz Suriyeli değiliz. Biz Afganistanlı değiliz. Bizi biz düşüneceğiz. Mustafa Can'ı çok seviyorum. Mustafa Can Çankırı için ciddi söylüyorum. Hiçbir menfaati yok. Ne paraya, ne şöhrete hiçbir şeye faydası yok. İşliği ihtiyacı yok ama Çankırı için canını veren. Şimdi Çankırı Zafer Partisi'ne girdi. Biz de Zafer Partili. Parti olmasa dahi bundan sonra Çankırı'nın oyu Çankırılı'ya gidecek. Bu kadar basit. Hepimiz bir olacağız, birlik olacağız. Mustafa Başkan'ı en üst düzeye getireceğiz. Etkinlik plaket ve çeşitli hediye takdimleriyle son buldu. Etkinlikte stres atan engelli vatandaşlar oyun havaları eşliğinde doyasıya eğlenerek güzel bir gün geçirdi. Mustafa Can, gezi boyunca engelliler ve aileleriyle yakından ilgilendi.